Demedim mi Haydar, demedim mi sana, bu İstanbul yıkar adamı, demedim mi Haydar? Demedim mi duvar, demedim mi söyle. Tamam, bunların hepsini kullanacağım hocam. Kullan, duvar. Hepsini kullanacağım bunları. Söylediği laftan korkan neydi ya o? Demir, taşa binsek demire... Yok lan, yok, trene demirden, binsek, trene, demirden korkan, korksak trene binmezdik ki ben trene binmiyorum. Demirden korkuyorum galiba. Ben Oğuz Demir. Haydi Soru Sorun'un yeni programında sevgili akademisyen Oğuz Demir'le birlikteyiz. Oğuz Demir yine bu haftada ekonomiye dair merak edilenleri soracak. Ama hocam öncesinde çok ciddi bir sıkıntımız var. Ne? Et fiyatları ne olacak hocam? Ya bak, ben gelirken bugün onu düşündüm, çok korktum duvar. Çünkü patlıcanın fiyatı arttı. Şurada elime patlıcan tutuşturdun. Millet yani bir hafta patlıcanı konuştu. Ayçiçek yağının fiyatı arttı. Burada bir bardak ayçiçeği yağı getirdin. Vallahi korktum, bir kilo kırmızı et getireceksin diye. Böyle burada vlık vlık vlık. Zaten getiremezsin. Allah'tan hani patlıcanı bir tane bulursun. Zeytinyağını zaten çay bardağıyla getirmişsin. Ama et 83 lira oldu. Et hocam, ve süt kurumunda 83 lira oldu. Bir de öyle düşün bak. Bunun bir de kasapları var. Hocam yayına gelmeden önce baktım, kasaba mı gittin? Bankaya gittim. Hocam önce bir kredi çekmem gerekiyordu. Neden? Hocam et almak için. Et krediyle. Abi. Hocam sizin fiyatlarda haberiniz yok galiba. Var. Siz Paris'e gidince bir değişti işler. Hocam et ve... Allah'ım sana alakası var oğlum. Şöyle bir durum var. Bak şimdi. Elimizdeki birçok şey gün gün azalıyor. Bak şimdi Türkiye'de ortalama et tüketimini düşün. Tamam mı? Yanılmıyorsam 37 kiloydu kişi başı. Yanılmıyorsam yıllık. Zaten varlıklı olan insanların ortalaması değişmeyecek değil mi? Yani adam zaten istediği gibi yiyebiliyor yani. Orada bir sorun yok. Şimdi o 37 daha da düşecek. Niye daha da düşecek? İnsanlar etten vazgeçtiği için değil. İnsanlar et alamadığı için. Şimdi bu gıda meselesini biz sadece şeyle sınırlandırıyoruz. Yani günlük yememiz, içmemiz. Bunun uzun vadeli yansımaları var duvar. Sağlıklı beslenemiyoruz artık. Sağlıklı beslenemeyen nesiller hem yaşam süreleri kısalacak, hem hayat mutluluğu azalacak, hem hastalıklar artacak. Yani iyi beslenmek bir kere her şeyin başı. Sağlığı her şeyin başı. İyi beslenmek de sağlığın başıysa bu durumda biz iyi beslenememiş olacağız duvar. Yani sadece mesele bu değil ki. Yani fiyatlar arttı, alamıyoruz. Bak, yoksul yoksullaşıyor, daha da zor oluyor. Dediğim gibi bir grup için, bir cenah için bu fiyat artışlarının çok önemi yok, küçük bir grupta olsa. Ama geriye kalan milyonlarca insan bugün kasaba gittiklerinde daha da zorlanacaklar. Yani eskiden hani iyi kötü küçük kentlerde, büyük kentlerde fark etmeksizin işte babalar, anneler işte bir haftada bir kere hani çoluk çocuk hep beraber bir mangal yapalım, bir şey yiyelim, bir keyfimiz yerine gelsin diyorlar. Şimdi o ayda bire dönmüştü. Şimdi herhalde 3 ayda bire dönecek. Yani bu artık yani hep söylüyoruz ya, tarım meselesi sadece birkaç günlük bir mesele değil. Ve şimdi soruyorlar bana, mesela arıyorlar, siz de soruyorsunuz. Diyorsunuz ki nasıl çözülecek bu mesele? Yani bunun akut bir çözümü yok. İşin kötü tarafı bu. Ya 10 küsür senede yok ettiğin bir şeyi 2 günde çözemezsin, anladın mı? Yani buradaki meselenin asıl sıkıntısı da bu. Bunu biz 10 senede buraya getirdik. 10 senede buradan oraya gidecek. Niye biliyor musun? Bak, şöyle çözdüler bunu. Asıl sorunlar ortaya çıktığında, konuşmaya başladığımızda dediler ki ya bunu çözeriz. Nasıl çözersiniz? Gideriz yurt dışından ithal ederiz. Bak geçen hafta da konuştuk burada. Ya hocam dolar, olmaz. Euro. Ya tamam, dolar euroyu da geç. Satmıyor adam sana. Kendisi de aynı sorunu yaşıyor. Yani bugün ne yaptı hayvancılıkla uğraşan insanlar? Dediler ki ya sütün fiyatı düştü. Hop biz hayvanlarımızı kesiyoruz. E kestiğin zaman bak, bir sütün fiyatı arttı. İki süte bağlı ürünlerin fiyatı arttı. Üç kes sonsuz değil ki bu. Nereye kadar keseceksin? Bir yerden sonra onun miktarı da azaldı. E bir de şu var. Geçen seneden bu seneye TÜİK'in rakamlarına göre tarımsal girdi fiyat endeksi. Yani tarımdaki üreticinin kullandığı girdilerin maliyeti ne kadar artmış biliyor musun? Enflasyon neydi hocam orada? Sonra %60 bak. %60 artmış, bu Ocak rakamı. Bunun içerisinde mazotun artışı %100 küsür. Gübrenin artışı %100'e yakın. Yani böyle bir ortamda sen nasıl toparlayacaksın? Nasıl düzelteceksin bunu? Diyorlar ki işte bize de mesela gazeteye yazıyorsun. Burada konuşuyorsun. Dönüyor bana diyor ki çözüm üret, konuşuyorsun. Abi üretemem artık çözüm, kusura bakma. Eskiden olsa üretiyorduk çünkü iyi kötü bir manevra alanı vardı. Şimdi çözüm üretemem. Şimdi eleştirebiliyorum sadece çünkü çözüm üretebileceğim bir alan bile kalmadı. Tarımda sorunları nasıl çözersin duvar? Böyle 3 günde 5 günde çözeceklerini mi sanıyorlar? O 36 milyondu 2002 senesinde tarımla, hayvancılıkla uğraşan, kırsal alanda yaşayan nüfus. Bugün 6 milyon. 30 milyonu sen şehirlere gömmüşsün. O 6 milyon insan da zaten yaşlı ve onlara da emekli maaşı bağlamışsın, o da 2500 lira. Nasıl ikna edeceksin o adamı sen üretim yapmaya? Hocam, üretim artmadan, bak üretim artmadan tarımda sorun çözülmez. Üretimi arttırmak için bir, maliyetler düşecek. İki, devlet hani diyorlar ya sübvansiyon yapsın. Ya bir desteğe indirgenecek bir mesele değil tarım meselesi. Sadece verdiğin 1 lira süt, bak
1 lira süt desteğini arttırıyorlar. 1 lira tamam mı? Litre başına. Diyor ki ya ben bununla da yapamam. 2 lira versen de olmayacak. 3 lira versen de olmayacak. Çünkü 2 ay sonra bitiyor iş. Anladın mı? Böyle enflasyonist bir ortam var. Makro tarafta sorunlar var. Mikro tarafta az önce anlattım. Sadece mesele çiftçinin maliyet sorunu değil ki. Üretme, kol, tarım emek yoğun bir sektördür. Tamam onu teknolojileştirmek mümkün ama en nihayetinde insan olacak o işin içinde. O insan güçsüzleşmiş. O insan artık yaşlanmış. Ya sen gider misin duvar memlekete tarım yapmak için ya? Gitmem hocam. Gitmezsin. Anladın mı? Bir, şehrin sana sunduğu birçok şey orada yok. İki, o olsa bile yani onu yakınlaştırsan hani hepimizin hayattan keyif aldığı meseleleri köylere, kasabalara yaklaştırsan bile bu sefer de sen oradan para kazanmadığın için orada durmazsın. Ya bak şöyle bir düşünce var insanlarda. 4253 lira büyük şehirde asgari ücretle yaşamayı, köyde yaşamaya tercih ediyor insanlar. Bu mantaliteyi nasıl değiştireceksin? Bu bir günde olmadı. Anladın mı? O yüzden çözüm üret. Niye ben çözüm üreteyim kardeşim? Ben mi yaptım bunu? Ya iktisatçılar konuşuyorsunuz, hep eleştiriyorsunuz. Buyur sen çöz o zaman. Var mı çözüm? Olsa biz zaten onu söyleyeceğiz ama olduğu zaman söylediğimizde dinlenmediği için bugün geldiğin noktada artık yok, yok, olmayan bir şey üretemem. Ne yaparsın? Şunu yaparsın. Akut çözüm yok. Ama orta ve uzun vadede var. Orta ve uzun vadede dönersin dersin ki buradaki sıkıntıların nedir hocam? Ne yapmak lazım? Birincisi bak az önce söyledim. Bir, tarımı sadece destekle sınırlamaz. İki, insanların tarımla uğraşması için motivasyon yaratabilecek sosyal ortamlar yaratırsın. Üç, dersin ki bir dakika bu maliyetler yüksek. Ben bu maliyetlerin istikrarlı bir şekilde gidebileceği bir makro istikrar ortamını yeniden sağlayacağım dersin. Dört, bu ülkeyi, çiftçiyi, köylüyü dedirtmezsin. Anladın mı? Bu sadece bir ekonomik mesele değil. Sosyal, politik, tercih, sınıfsal ne dersen de içine. Bir sürü komplike şey tükendi. Bugün eti 83 liraya yiyorsun. O da et ve balık kurumundan yersen. Hocam ben kasaba, yemiyorum. Kasaba gittiğinde fiyat o değil. Ben yiyemiyorum hocam. Ya sinirleniyorum ben. Bak tarım meselesi hepimizin canı. Yani gıda fiyatları. Bak şimdi Ramazan geliyor. En zor günler hocam. Önümüzdeki hafta Ramazan. Ramazan'da öyle ya da böyle insanlar işte bu ülkenin büyük bir çoğunluğunda işte Müslüman oruç tutan insanlar var. Değil mi? Diyecekler ki bak yani ben Ramazan'da ibadet ediyorum. Bu ibadetin bu dünyada da karşılığında o kadar tasarruf edeceğim, yemeyeceğim, içmeyeceğim, hani ibadet edeceğim ve akşam iftar sofrası kuracağım ve oraya bir keyifle oturmak istiyorum. Gece uyanacağım bir sahur sofrası kurmak istiyorum. Bir keyfini sürmek istiyorum. Çünkü bizim için Ramazan öyle bir şeydir. Yani dini olduğu kadar kültürel olarak da hani hepimizi bir havaya sokar. Ya bu insanlar yani oruç tutacaklar, akşam ne yiyecekler ya? Yani olur mu, anladın mı? Yani gerçekten çok can sıkıcı yani. Hocam siz bunları söylüyorsunuz ama Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp sadece şunu söylüyor. İnsanları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Ne? Nasıl olacak hocam? Sadece söyleyerek nasıl olacak? Lafla peynir gemisi yürüseydi yani neler olurdu neler. Bak şimdi gerçekten enflasyona ezilmeyen bir grup var. Çok onlar az. Herhalde halk. Onlar çok azınlık hocam. Ama onlar halk galiba. Çünkü onlar ezilmiyor. Onları ezdirmiyorlar. Çünkü bak gidildi Çanakkale Köprüsü açıldı değil mi? 200 liracık dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Ya bu ülkenin en büyük para birimi. Ya git Amerika'da 100 doları ver. En büyük para birimi 100 dolar. Taksiye bin 100 dolar ver. Taksici şöyle döner sana bakar sert sert. Ne yapıyorsun? Kaçakçı mısın sen diye. Avrupa'da 500 euro banknotlar vardı. Piyasadan çektiler. 200 kullanacaklar. Anladın mı? 200 liracık dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Biz eskiden biz de öyleydik. Hatırla. 100 lira veriyordun. Ya taksi üzerinde bozuk yoksa 100 lira bankadan çektin 100 lira var. Çekilerek tamam verirdik hocam. Ya binerken soruyordun diyordun ki bozuk duvar. Bozuk var mı? Ya abi biniyoruz ama yani dövmezsin değil mi inişte falan. Çünkü taksiciler artık biliyorsun yani. Giderken bir de bizim taksiye bindiğimizde taksiciyi mutlu etme yükümlülüğümüz var. Hani gideceğimiz yeri seçerken, ödeyeceğimiz parayı seçerken yani ülkede hocam, bak bir dengeyi bozarsan bütün dengeleri bozarsın. Ve burada bozulan denge en önemli denge olur. Hepimizin beklentisini, algısını, parayla olan ilişkisini... Ya ondan sonra halkımıza enflasyon ezdirmeyeceğiz. Bak dediler ki asgari ücrete ikinci zam yapılabilir mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı çıktı dedi ki yasal düzenleme gerekiyor. Öldük biz öldük. Siz oraya o yasal düzenlemeleri yapın diye seçildiniz ya. Bakan için söylemiyorum, milletvekili. Oturun yapın abi yasal düzenleme gerekiyor. Bilmem ne yasasını gecenin saat 3'ünde geçirmeyi biliyorsunuz. Bilmem ne yasasını gecenin saat 4'ünde geçirmeyi biliyorsunuz. Bu memleketteki 10 milyonun üstünde asgari ücretlinin enflasyonun altında ezilmemesi için gerekli yasal düzenlemeyi tatilinizden dönüp yapacaksınız. Bu kadar basit. Yani diyecek diyorlar ki işte ama asgari ücreti arttırdığın zaman enflasyon daha da artıyor. Bu yüzden artsın abi. Anladın mı? Artacaksa da bu yüzden artsın. Haklılar. Evet talep artacak gibi düşünüyor ama adam et alamıyor artık ya. Adam beslenemiyor. İnsanlar yiyemiyor, içemiyor. Yani anladın mı? Gerçekten. Ya sen niye beni salı sabahına böyle başlattırıyorsun duvar? Daha hocam, tatlı konular yok mu? Bana böyle biraz daha böyle. Hocam çok merak edilen bir şey var aslında. Şimdi siz de biraz ucundan bahsettiniz. Hakikaten kızgın surat emoji. 500 lira banknotlar gelir mi? Bak. Ve şunu merak ediyorum. Gelmeyebilir. Diyelim ki 500 lira banknot
geldi. Bunun manası nedir hocam? Gelmeyebilir. Neden gelmeyebilir biliyor musun? Eskisi kadar para, basılı para, basılmış parayı gündelik hayatımızda eskisi kadar kullanmıyoruz. Hele hele pandemiyle beraber şimdi işte o temassız kartlar var. Hesabında ya da kredi kartında tık cık 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 okutuyorsun, geçiyorsun, tamam mı? Yani o yüzden basılmazsa o yüzden basılmaz. Yoksa şu an ihtiyaç var piyasada 500 lira. Ya bundan yaklaşık birkaç hafta sonra bineceksin taksiye, Sabiha Gökçen Havalimanı'na gideceksin. 200 küsür lira diyecek sana. Yani bir şekilde anladın mı? Ödeme kolaylığı sağlanması gerekiyor. Ama hani o dijitalleşme bir miktar. O 500 liralık banknot basılmadıysa bugün dijitalleşme nedeniyle basılmadı. Yoksa çoktan basılmıştı. Çünkü işlem yapamıyorsun artık. Fiyatlar gidiyor yani. Bir de bununla ölçmüyorum artık enflasyonu. Eskiden bununla ölçebilirdin. Şimdi artık gerek yok. Sen şununla ölç. O dokunmatik temassız limit ne kadardı? 50 lirayla başladım ben. 70 liraya çıktı. Şimdi 300 küsür lira. Şimdi şöyle konuşalım. Artık 500 liralık banknot değil. Temassız kart limiti ne kadar olacak? Bak 300 küsür lira oldu. Farkında mısın? Evet. 350 lira yanılmıyorsan. 350 lira yani 350 liraya kadar temassız geçebiliyorsun. Şifresi yok. Çünkü zaten ağzın 350 lirayı buluyor yani. Anladın mı? O yüzden banknot basılmasa bile o üst limit arttığı için hani banknot basılmış gibi düşünebilirsin yani. En yüksek banknotumuz şu an 350 lira duvar. İlan ediyorum burada. Hocam şimdi emojilerden girdiniz ya az önce. Ben size birkaç kelime söyleyeceğim. Onları bana emojiyle anlatırsanız şahane olur. Yüzümle de göstereyim mi? Lütfen. Bu ülkede genç olmak. Bu ülkede kadın olmak. Bunların hepsini ağlarım ben. Bu ülkede iş insanı olmak. Ha duvar. İş insanı önemli. İş insanları. Bak ne dedi Sayın Bakan? Dedi ki Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Nureddin D ile bak. Onu yanlış yapma. İki D. Evet. Nureddin Nebati Sayın Bakanımız dedi ki bu ülkede genç olmak çok tatlı bir şey. Neden? Çünkü işte başka yerlerde 50 senede yatırımın geri dönüşünü alıyor musun? Burada 8 senede. Sayın Bakanım buradan size seslenmek istiyorum. Bizim yatırımımız yok. Hani gerçekten yok yani. Hani o gençler için tatlı olabilir. Bizde yok. Yani ve biz dediğim ben değilim sadece. Yaklaşık 80 küsur milyonuz. Azıcık bizim için de tatlılaştırırsanız memleketimizi hocam, çok seviniriz. Hocam ben de buradan kısacık bir seslenebilir miyim? Hadi seslen duvar. Hocam bizim gençliğimiz de yok. Gençliğimiz de yok. Evet. Neden? Heyecanımız var, yüksek gençliğimiz var falan. Hocam oralar biliyorsunuz. Ha, çok pardon, ince onu oralar. Diyelim, onları demiyorduk. Peki pardon. Hocam bu siyaset. Ülkede Hazine ve Maliye Bakanı olmak nasıl bir duygu sizce? Onu bir böyle bir yüzünüze görmek istiyorum hocam. Gözlerimdeki, bak geldik. Ekonomi gözlerdeki ışıltı olmayabilir ama Hazine ve Maliye Bakanı olmak gerçekten mutluluk verici bir şey. Çünkü Sayın Bakan, bakan olduğu günden beri yani o kadar mutlu ki, anladın mı? Ben bu kadar mutlu bir bakan görmedim hocam. Ya çok güzel bir şey gerçekten. Hani bak bakanımızın, ben böyle mutlu mutlu insanlarla, mutlu insanların ülkesi olalım istiyorum. Ama sadece kabinedeki mutluluktan bahsetmeyelim. Sadece belirli bir grubun, sadece belirli insanların amaçları. Bak Sayın Bakan'ın muhtemelen hayatında böyle bir siyasi, her siyasetçi gibi bakan olmak, bir şey olmak vardır yani öyle bir hayali ve bunu gerçekleştirmiş. Nasıl mutlu olmaz? Anladın mı? Biz de diyoruz ki Sayın Bakanım bakın siz hayalinizi gerçekleştirebilmişsiniz. Ama bu ülkede hayallerini gerçekleştiremeyen, ya hayal dediğimizde bakan olmak falan değil ha. Böyle büyük büyük hayaller zaten kuramıyor gençler. Çıkıp evden uçağa binip işte bir hafta bir tatil yapmak. Yok hocam. Et almak. Hamburger yiyebilmek. Hamburger yemek. Ya tamam hani anladın mı? Ya bunlar artık insanlar için hayale dönüştü. Biz Sayın Bakanımızdan şunu bekliyoruz. Bu mutluluğu bizimle paylaşsın. Hayallerini başarabilme mutluluğunu bu ülkenin tüm yurttaşlarına açsın. Yoksa eyvallah yani bakan ol ya ama yani şöyle bir mutluluk var anladın mı? Aa ben bakan oldum. Ben hayallerimi gerçekleştirdim. Tamam sizinkine de bir ara bakacağız der gibi yani anladın mı? Ama ya da şöyle diyor. Siz de çok gözlerinizdeki ışığı yüksek tutarsanız siz de bakan olabilirsiniz. Bir de şey diyor hocam. Olmaz. Rahat olun. Yatırımcıya rahat olun diyor. Yatırımcıya rahat olun deyince yatırımcı gelecek mi? Bu mu yani? Canım benim yatırımcıyı bilmiyorum ama biz rahatız artık zaten. Biz saldık yani. Duvar. Ya yatırımcıya rahat olun. Bize rahat olun desinler ya. Bir kere de bizi düşünsünler anladın mı? Ben buna bozuluyorum. Gerçekten hangi iktidar olduğundan falan da bağımsız bunu söyleyeceğim. Ya bir bakan da desin ki yani gerçekten anlıyorum desin. Zor durumdayız. Beraber bir şeyler yapacağız. Şunları yapacağız ve bunlar çalışacak diye bizi ikna etsin. Etmeden rahat olun. Ona rahat olun. Buna rahat olun. Şuna rahat olun. Oğlum burası rahatlık ülkesi mi? Yani hayır, bizim kafa rahat. Tamam bizim kafa şu yüzden rahat. Çünkü gitti. Açtık artık. Yani tamam abi. Başımıza gelene artık ne gelecekse seçime kadar. Ha bak herkesteki ruh halini söyleyeyim mi sana? Hani bu kamuoyu yoklamaları yapılıyor. İşte mikrofonu sokak röportajlarını birilerine uzatıyorlar. İşte ben eskiden AKP'ye oy veriyordum. Şimdi vermeyeceğim falan işte. Ya da hala AKP'ye oy vereceğim. Çıkar telefonunu falan. Hani böyle şeyler oluyor ya. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunların hiçbiri hikaye. Hepsi hikaye bunların. Vatandaş salmış durumda.
Ne diyor biliyor musun? Herkes. Bir seçim olsun bakacağız. Bir seçim. Bak Adalet ve Kalkınma Partisi de aynı şeyi söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi de aynı şeyi söylüyor. Milliyetçi Hareket Partisi de, asgari ücretlisi de, iş insanı da, memuru da, çalışanı da, işsizi de, genci de, kadını da, herkes aynı şeyi söylüyor. Seçim olsun. Bir seçim olsun görür. Yani bir seçim olsun da göreceğiz. Herkesin kafa rahat şu an, tamam mı? Evet acı çekiyor ama kafa rahat. Diyor ki tamam seçim olsun, ondan sonra bakacağız. Bu ülkede maalesef 90'larda olduğu gibi ekonomik koşullar artık vatandaşın seçime endekslenmesine neden oldu. Yani herkes şunu biliyor, görüyor. Diyor ki bu iktidarın yaşadığı süreç, yani yaşattığı şu süreç bir seçimle çözülebilir. Ha, gene iktidara oy verir vermez orası ayrı ama gene seçimle çözülür diyor. Çözülür mü hocam? Bilmiyorum bunu işte bunu vatandaş şeye girene kadar, seçim kabinine girene kadar ne karar verecek ona bakacağız. Ama bugünkü gidişat şunu gösteriyor. Yani ben bunu daha önce de söyledim. Ben şu anki iktidar ittifakının toplamının %25-30'un üzerine geçebileceğini sanmıyorum artık yani. Partilerden bahsediyorum. Zaten kamuoyu yoklamaları da gün gün bunu gösteriyor. Ama ben insanlardaki tepkinin, insanlardaki hissiyatın o rakamlara yansıyandan daha sert olduğu kanaatindeyim. Ama bunu yansıtmıyorlar. Dedim ya saldılar ya tamam başımıza gelen. Geldi. Başa gelen çekilir. Ama başa gelen hani sonsuza kadar olsa çekilmez. Ama bunun bir limiti var. O gün gelecek ve biz de göstereceğiz tepkimizi dediler. Hocam o zaman son soru. Önümüzdeki hafta burada mıyız? Buradayız Duvar. Bir sürü şey söyleyecektim. Gelirken sabah söyleyemedim. Hocam. Duvar benim konuşmaya çok ihtiyacım var. Hocam benim de. Haftayı buradayız hocam. Sorular nereye? Haydi sor. Çok sağ olun hocam.